Azad Nazar, men Sarvar Usman. Tinglab tomosha qilishni boshlaganingiz suhbatni men bundan bir necha kun oldin. Qoraqalpog'istondagi voqealar yuz berishi bilanoq o'tkazmoqchi edim. Biroq mavridi bugun ekan. Suhbatdoshim 2 yildan buyon yangi siyosiy partiya tuzishga urinayotgan professor Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. 2 haftadan beri suhbatlashishga imkon topolmaganingizning o'z sabablari bor, ularni bilaman. Va nihoyat haftadan bugun o'sha imkon topildi. Suhbatga rozilik berayotganingizni butun O'zbekiston xalqi duch kelgan sinov Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan fojia bilan izohladingiz. Fojia yuz berganiga 2 hafta bo'ldi. 2 haftadan buyon ko'p gaplar aytildi. 2 hafta ichida siz nimani o'yladingiz? Kim xato qildi? Qanday xato qilindi? Xato aslında bütün milletimiz, ben milletimiz deyince terkibide hükümet diyeyim, terkibe diyeyim ben hatanı kıldı. Lekin her bir hanedanın başçısı bu gelidek, elbette hatanı hükümet kıldı. Çünkü bu konstitüsyonu, bu koşumça kritiş, özgertiriş, bu nihayette katta iş. Bunlar kol üçü de karadı. Halkın fikri bilen, keyfiyeti bilen, umumun hesaplaşma ikiliyeti oldu. Lekin bu gel hem asla halkın fikriye, onun keyfiyetine mutlaka itibar verişmedi. Kol üçü de, çünkü bir adli bir işini beceri etken de ötkezi var mahşub oldu. Bana akıbatını görüp durup siz, bu hükümet yol koygen, nihayette ciddi hata, hatta milli milletler ara, kardeş halklar ortası da savukçilik düşüşüde alıp geldi. Damla, fojia yüz berishi bilanoq avvaliga prezident, keyin Oliy Majlis Qoraqalpog'istonga oid konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartishlarni bekor qildi. Bo'ldimi? Shu bilan masalaga yechim topildimi? Topilmagan bo'lsa, o'sha yechim qanday bo'lishi kerak? Endi bular mana shu konstitutsiyaga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritishga nihoyatda kaltafahmlik bilan yondashdi. Avvalo boya aytganimda xalqning kayfiyatini o'rganish kerak edi. Shu jumladan Qoraqalpoq qardoshlarimizning fikrini chuqur o'rganish kerak edi. Qancha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish kerak edi. Bizda umuman mamlakatimizda ilmiy markazlar degan narsaning o'zi yo'q. Har bir nafaqat konstitutsiya, har bir prezidentning qarori, farmoni chiqarilayotganda shu farmon, shu chiqarilayotgan qarorlarni jamoatchilik, xalq, el qanday qabul qiladi, qanday reaksiya bo'ladi? Bularni hammasi oldindan o'rganish kerak. Dunyo ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holda rivoj topayapti, taraqqiy etayapti. Endi shunday ekan men mana bu konstitutsiyani nima demoqchiman? Birinchidan zudlik bilan konstitutsion komissiyani tarqatish kerak. Konstitutsiya muhokamasini 6-8 oyga cho'zish kerak. Va yangidan komissiya tashkil etish kerak. Kimlardan tarkibi iborat bo'lish kerak bu konstitutsion komissiyani? Avvalo haqiqatdan boshidan kechirgan mutaxassislarni jalb etish kerak. Har bir bobi bo'yicha. Ya'ni mana prokuratura organlarida, sud organlarida 30, 40, 50 ishlagi yil ishlab boshidan kechirganlar, tanasidan o'tkazganlar bor. Bular bugungi kunda mumkin nafaqadadir. Mana bularni jalb qilish kerak. Ikkinchidan mana shu sohani o'ta bilimdon ijodkor olimlarini, har qanday fan doktori, professorni emas, aynan ijodkor olimlarni jalb etish kerak. Konstitutsion komissiyada har bir bobi bo'yicha ishlaydigan guruhlarni tashkil etish kerak. Boz ustiga endi bu konstitutsion komissiya aslo hech kimga bo'ysunmasligi kerak. Shu jumladan prezidentga ham bo'ysunmasligi kerak.
Ve endi bundan taşkarı her bir komissiyanın babı boyunca ekspertler, müstakil ekspertler grubu buluş gerek. Ana, endi komissiya bundan kitinki bizni Özbekistan'da uzak davrlarga belgilengen orta ve kısa davrlarını barcha rivojlanish taraqqiyotni belgilab beradigan va shuni haqiqatdan ham fundamenti bo'lib xizmat qila oladigan konstitutsiya yaratishimiz kerak. Shu bois konstitutsiya komissiyani zudlik bilan tarqatish kerak. Yuqoriga aytganimdek, yangidan komissiya tuzish kerak. Bunga nafaqat ijodkor olimlarni, nafaqat boshidan kechirgan mutaxassislarni va muhalefet kuchlarini ham, shu jumladan inson huquqlari bo'yicha mana jamoat birlashma tashkilotlari bor. Mana shunday komissiya tuzib, komissiya muhokamasiga haqiqatdan ham qancha kerak bo'lsa, shoshilmasdan o'ta sinchkovlik bilan va haqiqatdan ham uzoq muddatli bizni mamlakatimizni istiqbolini belgilaydigan xizmat qiladigan komissiyani yaratishimiz kerak. Tushunarli. Tushunarli domla. Domla, shu kungacha suhbatdoshlarim bilan kechirasiz. Hozir bir agar shu ishlarga shu prezident ya uning komandasi yo'l qo'ymaydigan mustaqil komissiyaga prezidentga ham bo'ysunmaydigan, hech kimga hisobot bermaydigan mana shunday komissiya yaratilishiga qatlan yo'l bermasa, qarshilik qilsa, bu prezidentni haqiqatdan ham iste'foga ketkizishimiz kerak. O'sha konstitutsiyaga kiritilishi mo'ljallanayotgan o'zgartishlarni bekor qilindi, o'zgartishlar bekor qilindi va o'sha moddalar o'zgarmaydigan bo'ldi, lekin baribir Qoraqalpog'istonning o'zini ichki muammolari, o'sha tabiat tabiiy sharoiti og'irligi, iqtisodiyoti og'irligi degan muammolar o'zi o'sha bo'yicha qolyapti. Nima qilish kerak umuman shu masalani hal qilish uchun sizning nazaringizda? Bu yerda ikki yo'nalishda qarash kerak. Birinchidan iqtisodiy jihatdan. Iqtisodiy jihatdan nima qarang? Qoraqalpog'istonning hududi, uning iqlimi mana bu Qatar, Birlashgan Arab Amirliklaridan ming chandon afzal. Bir vaqt o'sha Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari ham cho'l biyobon bo'lgan va u yerlarda faqat tuyalar bilan yurishgan. Bugungi kunda qarang, u yerda sun'iy dengizlarni hosil qilishdi. Qanaqa bog'roq chamanzorlarni tashkil qilishdi. Endi shuning uchun birinchi navbatda mana bu Qoraqalpog'iston hududida gaz, uran, xom neft, slars deganlar bor. Bu yerda yirik zavodlarni tashkil qilish kerak, infrastrukturani yo'lga qo'yish kerak va eng asosiy ichki migratsiyani tashkil qilish kerak. Ya'ni o'sha yerda barcha soliq, kredit, boshqa imtiyozlarni berish kerak. Har bir viloyat ichki investorlarga shunday bir qulayliklarni yaratish kerakki, shu Qoraqalpog'ni hududiga investitsiyasini, mablag'larini olib borib yotqizsin. Endi bundan tashqari Qoraqalpog' qardoshlarga mana har bir viloyatdan, deylik mana Toshkent viloyatidan, Jizzax va boshqa joylardan kerak bo'lsa joy ajratilsin. Mana istasa kelsin bu yoqqa. Bu yoqdan mana aholi zich joylash yashaydigan vodiy va boshqa vohalardan bo'ldi, ayniqsa investorlar, puldorlar borib o'sha yerda ishini tashkil qiladigan va bundaylarni yo'lga qo'yish kerak. Lekin Qoraqalpog'ni iqtisodiy jihatdan uning infrastrukturasi bilan birgalikda yuksaltirishga bizning ichki O'zbekistonning o'zini kuchi yetmaydi. Agar biz haqiqatdan ham tub islohotlarni, ham iqtisodiy, ham siyosiy islohotlarni amalga oshirsak, o'shandagina tashqi investorlar keladi. Man aminman, vaqti keladi Qoraqalpog' hududi
Katar dey, Birleşken Arap Emirlikleri dey, çemenzar, gülzorlarga aylanadı. Fakat bunun için devlet, devlet halakıt kımaslık gerek. İktisadi erkinlikini veriş gerek. Adamlarga imkan veriş gerek. Halakıt kımasdan şart şaraitlerini yaratış gerek. Tushunarli. Rahmat domla. Bu bir tomoni. Endi siyasi tomoni shundaki, konstitutsiya bilan bog'liq her bir viloyatlar kabi Qoraqalpog'on o'zining hokimlarini, rahbarlarini o'zlari saylasin. Ular millati uchun, xalqi uchun haqiqatdan sadoqat bilan xizmat qiladigan kadrlarni o'zlari tanlab, o'zlari saylasin. Ben şunu bundan sıfatlıdan etmekçimen ki bana amaldaki kendisiyle koşumcu özgertirişler, kritik yarayanını koparasızlar, sohbetleştileriz. Birbirine deyip duratıken muazzanatını asıl kılıç bilen, prezidentke impeachment, kritik bilen bir gelikte, parça olayetlerde, şu cümleden Qoraqalpog'dayam, öz rehberlerini, hakimlerini, halkının özü sayılış gerek. Şimdi, şunu bundan sıfatlıdan etmekçimen ki, O'zbekiston haqiqatan yaxlit bo'linmas unitar mamlakat. Mana qarang, Ozarbayjonda Naxchivan bor. Suveren emas. Shuning uchun men Qoraqalpog' qardoshlarini, xalqini o'zligini asrash, milliy xususiyatlarini, an'analarini, tilini rivojlantirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash bilan birgalikda O'zbekiston ichida suveren davlat bo'lishi mumkinmas degan tamoyil tarafdoriman. Mana misolasini yana qaytarib aytaman. Ozarbayjonda Naxchivan bor. Avtonom respublika, lekin suveren emas. Domla, shu kungacha suhbatdoshlarim bilan konstitutsiyaning 60 dan ziyod moddasiga kiritilayotgan 170 ta o'zgartirishlarning ayrimlari to'g'risida gapirdik. Biroq asosiy qonunning siyosiy huquqlarga oid normalari deyarli o'zgarishsiz qolmoqda. 66 ta moddaga o'zgartirish kiritilyapti, lekin siyosiy huquqlarga oid o'zgartirishlar deyarli yo'q. Deyarli deyishimga sabab Konstitutsiyaning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga bag'ishlangan 18-bobidagi 83 moddaga qonunchilik tashabbusiga ega obyektlar ro'yxatiga subyektlar ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasining saylov huquqiga ega bo'lgan 100 ming nafardan kam bo'lmagan fuqarolari kiritilishidir. 100 mingdan kam bo'lmagan fuqarolar birlashib biror qonunni yozsa, uni Oliy Majlis ko'rib chiqarmish. Endi siz hozir mutlaqo konstitutsiyaviy komissiyani tarqatib yuborish kerak, muhokamani uzaytirish kerak dedingiz, 8 oyga, 6 oy, 8 oyga dedingiz. Va qiyin endi bu taklifning qabul qilinishi 15-iyulgacha uzaytirilgan o'sha umumxalq muhokamasi deyilayotgan muhokamani. Endi qanchalik xalq ishtirok etyapti, yo'q, bu boshqa masala. Nima bo'lganda ham, hatto sizni taklifingiz inobatga olingan chog'ida ham baribir shu siyosiy huquqlar bobini ham bir o'zgartirish haqida balki o'ylash kerakdir. Siz qanday fikrdasiz mana shu 100 ming fuqaroga imkon berilishi, qonunchilik tashabbusi huquqi berilishiga? Mayli, birinchidan 100 ming raqamni qayerdan olishdi? Qani bu asoslab bergani, nimaga 50 ming emas, nimaga 20 ming emas, nimaga 10 ming emas, yoki nimaga 110 ming emas? 100 ming nimaga, qanday asosga ko'ra 100 ming deyilyapti? Mana men uchun noaniq. Axir 100 ming degandan keyin uni asoslari keltirilish kerak. Nima uchun 100 mingligi? O'shaning uchun 100 ming fuqaroning imzosi to'planib, konstitutsiyaning biror bir moddasiga o'zgartirish kiritish, menimcha bu qo'pol qilib aytganda, siz yumshoq qilib aytdingiz, bema'ni ish. Domla, bugungi suhbatga tayyorgarlik ko'rayotib, sizning roparosa bir yil oldin qilgan video chiqishingizga ko'zim tushdi. Unda siz Oliy Majlisdan o'rin olgan 5 ta partiyaning qanday moliyalashtirilayotgani haqida gapirib bergansiz.
Fikringizce parlamentdagi partiyalar davlat byudjetidan konstitutsiyaga zid tarzda moliyalashtirilmoqda. Menimcha bugungi suhbat doirasida o'sha masalaga yana bir bor qaytilsa yaxshi bo'lardi. Haqiqatan konstitutsiyaning 58-moddasida aytib qo'yibdiki, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamoat birlashmalarining faoliyatiga jamoat birlashmalari davlat organlari va mansabdor shaxslarning faoliyatiga aralashishi man etiladi deb qo'yibdi. Biroq shunga qaramasdan mana amaldagi 5 ta siyosiy partiya davlat byudjeti va ayniqsa mana pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtirib kelinyaptiki. Domla, pensiya jamg'armasi bilan pensiya jamg'armasidan moliyalashtirilayotganini oldinda yana alohida to'xtalamiz. Hozir o'sha 58-moddani eslaymiz. Marhamat. Davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamoat birlashmalari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek jamoat birlashmalarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Konstitutsiyaning shu moddasiga binoan 96-yilning 26-dekabrida siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun imzolangan, o'sha qonundan ko'chirmani ham eslaymiz. 16-modda siyosiy partiyalarni mablag' bilan ta'minlashdagi cheklovlar, siyosiy partiyalar ularning muassasalari va tashkilotlarining bevosita yoki bilvosita davlat organlaridan mablag'lar va boshqa mol-mulk olishi taqiqlanadi. Biroq bu modda 2004-yil 30-aprelda qabul qilingan qonunga binoan bekor qilingan. 4-yil 30-aprelda qabul qilingan qonunga ko'ra 6-modda siyosiy partiyalarning moliyaviy va boshqa mablag'lardan belgilangan maqsadda foydalanishi. B bandi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasidan kelib tushadigan mablag'larni o'tkazish va ulardan foydalanish uchun. Mana siz aytayotgan pensiya jamg'armasidan partiyalar moliyalashtirilyapti degan gapning hujjatlari. Marhamat, endi davom eting. Mana ko'rdingiz, mana ko'rsatdilaringiz ekranda. Haqiqatan konstitutsiyaning 58-moddasi 2004-yildan buyon ishlamayapti. Mana shu moddaga zid ravishda amaldagi 5 ta siyosiy partiya davlat byudjeti mablag'lari va pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan konstitutsiyaning 58-moddasiga zid ravishda moliyalashtirilib kelyapti va davlat organlari va uning mansabdor shaxslari bevosita 5 ta siyosiy partiyani faoliyatiga birinchi navbatda moliyaviy jihatdan ta'minlab aralashayapti va amalda boshqarayapti. Domla, shu o'rinda o'sha partiyalar davlat byudjetidan qancha pul olganini to'g'risidagi ma'lumotlarni keltirib o'taylik, keyin bemalol fikringiz davom ettirasiz. Demak, siyosiy partiyalar Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga 2021-yil 25-martda taqdim qilgan ma'lumotlarga tayanib, Kun.uz nashri har bir partiyaga 2020-yilda qancha mablag' tushgani to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilgan edi. Bu ma'lumotlarga qaraganda, parlamentdagi 5 ta partiya hisobiga yil davomida 103 milliard 986 million 165 ming so'm tushgan. Bu pul 2022-yil 10-iyuldagi kurs bo'yicha 9 million 531 ming 270 dollarga teng aqchadir. Ma'lumotlarga qaraganda, partiyalar hisobiga o'tkazilgan pullarning bir qismi davlat byudjetidan o'tkazilgan, pensiya jamg'armasidan qancha o'tkazilgani ma'lum emas. Biroq qonunda pensiya jamg'armasidan pul o'tkazish mumkinligi belgilab qo'yilgan. Domla, shu to'g'rimi? Ya'ni partiyalarni pensiya jamg'armasidan ta'minlash to'g'rimi? Adolatli choramı degan savolni berishga ham o'ylanib turibman. Chunki pensiya jamg'armasidagi pullar o'z nomi bilan pensionerlarniki. Adashmasam, siz shu masala yuzasidan konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishga uringansiz. Shu haqda aytib bering. Avvalo, Sarvar aka, mana
İnsan özünün bevasıda oşa mehnat faaliyeti devamında karılığını təminləş üçün pensiya jamarmasına mablağ ötkəzib boradı ki oşa karılığı da özünü təminləş üçün. Görməyiz mi? Bu mablağlarını mana 5 siyasi partiya da maliyyələşdirilib gəlməyibdi. Dünyanın birar bir dövləti de pensiya jamarması hesabında siyasi faaliyetini alıp bora etken, amelge aşırı etken birar bir partiye yok. Şimdi, ben aynen şu mesele boyunca, biz bana şu memleketimizde tüzüşke intilgen, Hakikat ve Terakkiyat Sosyal Demokratik Partiyasının bir grubu, anıgırağı 30 nefer faalları cemaavi şikayet yazıp, koalisyon sütke müracaat kıldık. Oşa müracaat kılgen günümüz bizim faallarının bir kısmını bana içtimai tarmaklar arkalı bilerdi. Doğrudan doğru maşinelerine basıp hop gittim. Hoparım 15 sütkeye kamerdi şu cümleden. Azat kurbanım deken faalimizle. Şimdi kendisyon sütke biz müracaat kıldık. Lekin bilesin mi demedim? Cevap verdi onlar. Yani fukaralarına bevasıta kendisyon sütke müracaat kılış hukuku yok. Yani biz kondisyon sütke müracaat kılış için bana bu sütler, Ali süt tizimindeki tuman sütüden tartıp da Ali sütke kadar müracaat kılıp barışımız gerek şikayet kılıp o şey şikayet de eğer hakikaten kondisyonun ya ki süt kore etken iş boyunca o ya ki bu madde şikayet kılayetkenin menfaatine hakikaten hem zid gelgen ve natoğru de topulgısı o şende gene kendisyon sütke müracaat kılış hukukumuz varlığını bizge acırım çıkarıp bana şuna kadar cevap verişti. Şimdi şu norma yana saklanıp kaladı şekilde ya. O şey devlet bütçeti deyen partiyelerini, parlamentteki ötken partiyelerini devlet bütçesinden, şu cümleden pensiya jamg'armasidan ta'minlash, moliya bilan ta'minlash. Hakikaten jinoyatni o'rinlaydingiz. Bizim mamlakatimizda qariyb 4 milyon pensioner var. Mana şu 4 milyon pensionerler qanaqa maddi qiyinchilikda aksariyati kun kechirayotgan bir vaqtda ularni o'sha pensiya jamg'armasiga o'tkazgan mablag'larini mana 5 ta siyosiy partiya moliyalashtirilib kelinyapti. Aftidan bu saqlanib qolinadi. Chunki biror bir mana o'sha mana amaldagi konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha bu masalalar haqida shu jumladan 58-chi modda haqida lom-lim deyilmadi. Demak o'zolicha qolinyapti. Demak pensionerlarning o'sha pensiya mablag'larini bundan keyin ham 5 ta siyosiy partiya qonuniy, g'ayri konstitutsiyaviy ravishda o'zlashtiraveradi degan fikrdaman. Domla, mana siz o'zingiz iqtisodchisiz-da. Shu normani kiritayotgan ekanlar, o'sha 2004-yilda qonunga kiritayotgan ekanlar parlamentdagi partiyalarni pensiya jamg'armasidan ham moliyalashtirish normasini qandaydir mantiqqa tayanishganda o'sha mantiq nima? Men shuni tushunmayapman. Yo'q, bu yerda hech qanaqa mantiqqa tayanilgani yo'q. Mantiqqa tayanish uchun konstitutsiyaga aytib qo'yilibdi, nafaqat pensiya jamg'armasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirishni man etib qo'yilibdi. Endi bu bilasizmi? Bizda mana konstitutsiya amalda qog'ozda bor, amalda biror bir moddasi tayinli ishlamayapti. Qachon ularning o'zlariga kerak bo'lsa, qo'shimcha o'sha konstitutsiyaga zid ravishda mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi 1996-yildagi qonunning 16-chi moddasini hech kim bilmay qoldi, olib tashlashdi. Va yangidan konstitutsiyaning 58-chi moddasi turibdi, lekin siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi 2004-yildagi qonun qabul qilindi va o'sha yerda pensiya jamg'armasini hech bir asossiz, hech bir biror bir izohsiz, tushuntirishsiz to'g'ridan to'g'ri mexanik tarzda
kiritip koyup bugün günde maliyeleştirip gelişe yaptı. Ya pensiye cemkarması da domla, pensiye cemkarması da şu kadar pul köp mü ki onu kayarca koyuşunu bulmazdan ki şundan parlamenteci partiyelerde maliyeleştirip türeyle deyip karar kılışken bulsa. Pensiye cemkarmasının pulu köp mü? Ha pensiye... A pensiya jamg'armasining mablag'i ko'p bo'lsa, aksariyat pensionerlar 400-500 ming bilan 1 million o'rtasida, ya'ni 50, 60, 45, 70 dollar pensiya oladi. Bu mablag' bilan nima qilsin? Qorniga yesinmi, dori-darmonni olsinmi? Yo'q. Pensiyani mablag'larini bu o'zlashtirish. Bilasizmi, bizning mana bu jamoatchilik shu jumladan 4 milliondan iborat bo'lgan pensionerlar nihoyatda siyosiy uyquda, ya'ni o'z haqqini talab qilmaydi. Hukumatdan bugungi kunga qadar talab qilmaydi, talab qilsa mana ko'rdingiz, pensionerlarni mana vazirona Sunnat aka 70 yoshli, 75 yoshli ko'rdingiz, ayrimlarni jarimalarga, katta jarimalarga tortdi, ayrimlarini 15 sotkaga tiqamadi. Shuning uchun pensionerlarga miq etmasdan mana umr bo'yi o'sha pensiya jamg'armasiga qariligimni ta'minlayman deb o'tkazib kelayotgan pullarni siyosiy partiyalar o'zini faoliyatini moliyalashtirib yeb yotibdi, pensionerlar jimjit. Mana shundan foydalanib, ya'ni bizning jamoatchilikni, xalqimizni siyosiy faol emasligidan foydalanib, o'z haqqini talab qilmasligidan, o'ngirini bostirmaslikka intilmasligidan foydalanib, mana shu mablag'larni siyosiy partiyalar o'zlashtirib kelyapti. Ozod Nazar, bu professor Qidir Nazar Alaqulov bilan gaplashyapman. Boshqa mavzudamlar. Prezident administratsiyasi rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinovning egallab turgan lavozimidan ozod qilinishi keyingi kunlarning eng muhim voqeasiga aylandi. Ba'zi tahlilchilar Nizomiddinovga berib qo'yilgan cheksiz vakolatlar uni davlatdagi ikkinchi odam darajasiga chiqarib qo'ygani haqida. Qoraqalpog'istonda yuz bergan voqealar uning aybi ekanligi haqida ko'p gapirdi. Jurnalistlar, blogerlar Nizomiddinov tug'ilib o'sgan yurt, Surxondaryo viloyatining mutlaq uning nazorati ostida bo'lgani to'g'risida yozdi. Siz ham surxondaryoliksiz domla. Nizomiddinov va Surxondaryo mavzuida aytilayotgan gaplarda qanchalik jon bor? Endi Qoraqalpog'iston masalasini aytsangiz, men shaxsiy fikrim, shaxsan bu masalada Mirziyoyevning o'zini men aybdor deb bilaman. Mirziyoyev mana shu tashqi, nafaqat ichki, tashqi siyosatda ham boshqa qudratli davlatlarga tobi siyosat yurgizgani uchun uni shu konstitutsiyani o'zgartirishga bo'lgan holatga olib keldi. Va bundan mana o'sha tashqi kuchlar ham Mirziyoyevni shu ishga boshlab keldi. Ham mana ayirmachi separatchilardan foydalandi. Shu endi siz Zaynobiddin Nizomiddinov haqida so'rayapsiz. Men bu haqda 2018 yili o'z fikrimni ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda umuman ham video chiqishlar ham rus va o'zbek tillaridagi maqollarim bilan o'z fikrimda aytganman 2018 yilda. Men aytganmanki, bu qanaqasiga hayotida hali biror bir kichik korxona yoki biror bir bo'limni boshqarib ko'rmagan kechagi Mirza nahotki mamlakatda bugun ikkinchi shaxsga aylanib, butun boshli bir 35 million xalqning taqdirini belgilaydigan kadrga aylandi deb men o'shanda aytganman. Buni jamoatchilik o'qigan, eshitgan. Endi Surxondaryo masalasi. Surxondaryo, Nizomiddinov va Surxondaryo. Ha. Albatta, albatta. Mana buni el o'z bahosini berib kelyapti, berayapti. Mana jamoatchilik ijtimoiy tarmoqlar orqali suhbatlarda, davralarda Zaynobiddin Nizomiddinovni faoliyatiga baho berayapti. Endi mana uning tug'ilgan qishlog'i tog' o'rtasida Sangardak deb nomlanadi. Ana jamoatchilik shu jumladan tekshiruvchi organlar ana shu o'sha qishloqqa boradigan
yollarını kelip görsün onun etrafında kurulgen binalar ve başkalarını görsün ve bu kayırdan bunca bir de bir kışlakta yolu yok onun abadançılığı çünkü mablak sarılandı. Ah, Surxondaryo yani. Bana bütün başlı tumanlarının merkezi yolları hatta Sovet devrinde kurulgen yollar şekilde duruptu. Şunun için nizamı dönüp de ben de bunu faaliyetine bevası da bugün günde memmez bunu yine kaytarım eğitimin cemaatçilik bağısını beri yaptı ve bundan ki yine beri veriyordu. Şunun için elbette resurslarını taksimlenişi cihetinden Surxondaryo'da devlet büyücüsü mablaklarını bana şu abadanlaştırış infrastrukturalarından sarflanışı mutanasızlıkta koşa yetken sağlıkları arkalı tumanlarını kişisesine kırıp taksimlenişi mutanasızlıkı mutlak buzulgen ve ekseriyet mablaklar o şey Zeynabidin Nizamidin ipte tolgen yurtiga sefer ver kılınge. Bana yandı damla. Şu organlar gelip teşirip görsün. Nizamidin if bana yandı oşa ecelap durucan lavazımdan ketkesilip profsayüzge barıp orun basar koyuştu. Birinci orun basardı litke ilgari yok yok lavazım cari etilgeni doğrusu da ve oşa lavazımcı Nizamidin if koyulgeni doğrusu da mahalli nesilleri yazdı. Şu bilendiğinde Nizamiddinov'nin tasiri yok buladı siyasette degeni mi bu? Yok asla. Benim şahsi fikrim şu, Nizamiddinov'da hazır menajer prezident administrasiyası başlığı lavazımdan alınışıya teşebbüs, ben şimdi fikirden ben ki Nizamiddinov de özüden çıktı. Nizamiddinov bile Şavket Mirziyoyev nihayet de yakın. Ben hatta oynayayım ben ki Nizamiddinov Şavket Mirziyoyev de farzantlarına da onun için kadırlı. Deyip sablayayım ben. Şunun için bu halkını çalgıtış ve eldeş. Yani hakikaten bana şu Karakalpak deki bana şu vakiyeler bu işe hakiki ayıbdar Mirziyoyev'nin özü deyip sablayayım. Konstitüsyonun özgertiriş aynı Karakalpak'ta tekişli 70. 75. maddelerini hemesini Mirziyoyev cüde yakşı biledi deyim ben. Lekin bütün başı 35 milyon halkının fikrini, menfaatlerini mutlak sablaşmayı diken prezident sıfatı da Karakalpak'ta yap kutlu şimdi münasebette oldu. Bunu cemaatçilik bilip duruptu. Eğer hakikaten hem şeffaf, müstakil terge ötkezilse halkara teşkilatlar iştirakıda. Hemen her zaman aydın buladı. Ben öyleyim bu müstakil terge ötkezilse Mirziyoyev kummaydı ve yol vermeydi. Bırak bari bir cemaatçilik ahireye yetedi ve hemen her zaman bugün bulması. Erte biraz keçirik bilen hemen yüzüne çıkardı. Şimdi şeraitte Mirziyoyev özüge hep şöyetken soyanı özüden alıp taşışın bana şu içki adamı sıfırdı Nizamiddinov bilen masraatleşken ben yine itemem şu taşıyapız Nizamiddinov'dan çıkan ve bu vaktin çeçetke çıkardı ve bu ne fakat kadir sıfırdı da Mirziyoyev'nin ailesinin terkibi kısmı en yakın adamı sıfırdı da o öz oranı saklıp kaladı ve gelgüsü de eğer Mirziyoyev öz faaliyetini prezident sıfırdı da devam etedigen bulsa bu yine de hud düşündüğü lavazımlarına kaytadı degen fikirden ben. Rahmet damla. İki yıldan beri yangi siyasi partiye tüzüşke urunayotgan Profesör Xidir Nazar Alakulov'nin azot nazarı bilan tanıştığınız, suhbatını men Sarvar Usman alıp bordum. Görüşkünce.